Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de 1 Mart'ta başlayan normalleşme sürecinde vaka sayılarının arttığı açıklandı ama süreç devam edecek. Uzmanlar parti kongreleri ve cenaze törenlerine katılan siyasetçilerin vatandaşlara örnek olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de dar gelirli ailelerin en büyük sıkıntılarından birisi bebek maması alamamak. Mama alamayanlar bebeklerini pirinç unu, nişasta ya da yoğurtla beslemek zorunda kalabiliyor. Ticaret Bakanlığı kuyumculara teminat zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Taslağa göre kuyumculuk yapmak isteyenler yarım kilo altını bir kamu bankasına yatırmak zorunda kalacak. Ve tarım üreticileri fiyat endeksi 19 ayın zirvesini gördü. 86 üründen 61'inin fiyatında artış oldu. Vatandaş zamdan endişe ediyor. Türkiye'de 1 Mart'ta başlayan normalleşme sürecinde resmi rakamlara göre vakalarda artış gözlendi. Artışa rağmen hükümet normalleşme sürecinin devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla yeni önlem ve tedbirler şimdilik öngörülmüyor. Uzmanlar ise vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısı yapan siyasetçilerin siyasi parti kongre ya da cenazelere katılmasını eleştiriyor ve vaka sayılarının bu nedenle artmış olabileceğine dikkat çekiyor. Siyasetçilere topluma örnek bir tavır sergileme çağrısı yapan uzmanlar aksi takdirde sayıların Nisan'da daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk durumuna göre 4 kategoriye ayrılan 81 il için salgının seyrine göre yeni önlemler alınabileceğini de duyurmuştu. Erdoğan, 2 hafta sonra kameraların karşısına geçtiğinde, Türkiye genelinde vakalar artsa da yoğun bakım doluluk ve hastaneye yatış oranlarında çok artış olmadığı için yeni önlemler alınmayacağını söyledi. Bu kararlar hangi illerde hangi önlemlerin alınacağı, kırmızı, mavi, turuncu kategorilerinin nasıl olacağıyla ilgili tanımlanmış kriterler olmadığı için kararlar sadece kamu otoritesinin oturup karar verdiği şekilde alınmış oluyor. Biz bunun ölçütlerine sahip değiliz. Genel olarak baktığımız zaman ise genel ülkede olgu sayıları bu kadar artmaktayken önlemlerin aynı seviyede kalması doğru bir yaklaşım değil. 2 hafta önce illeri en düşük riskten yükseğe doğru mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösteren Sağlık Bakanlığı da 2 hafta sonra haritayı renkli olarak kamuoyuyla paylaşmadı. Oysa Türkiye genelinde 2 hafta önce 10 bin civarında olan vaka sayısı 2 hafta sonra 15 bini buldu. Sadece İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre %60 arttı. Her 100 bin kişide en yüksek vaka sayısının 348,36 olduğu Samsun'da bu sayı 458,53'e ulaştı. Pandemi sürecinin bilimsellikten uzak, şeffaf olmayan, ekonomik ve siyasi kaygıları önceleyen politikalarla yürütüldüğünü bundan önce de hep söylemiştik ve hala söylemeye devam ediyoruz. Günlük ortalama vaka sayıları artarken başlatılan zamansız normalleşme süreci adeta 1 Haziran'ın ikinci baskısı olacak gibi görünüyor. Türkiye'de COVID-19 kaynaklı ölümler resmi kayıtlara 29.552 olarak yansıdı. Ancak halk sağlığı uzmanları pandemi yönetimi şeffaf olmadığı için bu sayının aslında 100 bine yaklaştığını tahmin ediyor. Pandemi yönetiminin şeffaf olmadığına, hükümetin normalleşmede çelişkiye düştüğüne en büyük örnek de kalabalık siyasi parti kongreleri ve cenaze törenleri gösteriliyor. Kongreler, cenaze törenleri veya diğer bir takım etkinlikler topluma verilen mesajlar açısından son derece önemli. Topluma belirli güvenli davranış mesajlarını verirken otoritelerin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir ki toplum bu güvenlik önlemlerine, bu güvenli davranışlara uyum sağlayabilsin. Uzmanlara göre önlemler sıkı tutulmazsa Türkiye'nin Nisan'da yeni bir büyük dalga yaşaması kaçınılmaz olacak. Tedbirlerin hiçe sayıldığı parti kongreleri ve cenaze ritüelleri adeta sabrımızla, direncimizle alay edercesine devam ettiriliyor. Okula gitmesi kısıtlanan gençler parti kongrelerine götürülüyor. Ve görünen o ki haritadaki renkler ve alınan önlemler de değişmeyecek.
Ancak önümüzdeki Nisan ayında bizi bekleyen bu zamansız normalleşme sonuçları 2020 Kasım ayında olduğu gibi sağlık sistemimizi çökertmeden önce umarız ki artık pandemi yönetiminde bilimsel akıl devreye girer. MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart'ta, AKP'nin de 7. Büyük Kongresi 24 Mart'ta Ankara'da yapılacak. Parti yönetimleri pandemi önlemlerinin alındığına dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar halka kalabalıklardan uzak durma çağrısı yapıyor. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakın kararının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya cezaevindeki Demirtaş Segbis aracılığıyla bağlandı. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisine yönelik serbest bırakılmalı kararının yok sayıldığını söyleyerek hukuk önünde her şeyin hesabını soracağını belirtti. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava 14 Nisan'a ertelendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi geçen yıl 22 Aralık'ta Demirtaş'ın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 maddesini ihlal ettiğine ve derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Doktorlar ve uzmanların bebeklerin sağlıklı beslenmesi ve gelişmesi için her aileye tavsiyesi anne sütü. Anne sütüyle beslenemeyen çocuklara ise mama tavsiye ediliyor. Ama ekonomik sıkıntılar koronavirüsle katlanınca aileler için kutusu 60 ila 90 lira arasında değişen mamaları almak da daha zor hale geldi. Bebeğine mama alamayanlar pirinç unu, şekerli su ya da yoğurt vermek zorunda kalabiliyor. Doktorlar mama verilmeyen bebeklerde kansızlık oluştuğuna dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan aşçı Okan Aktürk mama almakta zorlanan babalardan. Aktürk pandemide işsiz kaldığını, eşinin de çalışmadığını anlatıyor. O zaman da çocuğum 8 aylıktı benim. Bebek maması vesaire alıp uzun şeylerim çok zorlandı. Mama ihtiyacımızı sağ olsun Twitter üzerinden sosyal medyada duyanı vatandaşlarımız vardı. Birkaç tanesi yardım etti o konuda hakkında. Ama tabii hazıra daha dayanmayı bildiğiniz gibi biz de işte pirinç unuyla, nişastayla bir şeyler karıştırarak da o şekilde gıda takviyesini verdik. Çok ekmek kırıntılarıyla işim mesela çekiyordu. Pirinci tanesi un haline getiriyordu. O şekilde... Pandemiyle birlikte yoksul ailelerin temel ihtiyaçlara erişimi daha da zorlaştı. Pandeminin en büyük fotoğrafı bu marketlerdeki alarmlı mamalar. Bebek mamaları anne sütü alamayan bebekler için olmazsa olmazlardan. Ama her aile mama satın alamıyor. Ama bu mamalarda maalesef çok çok pahalı. Yani bir sürü anne işte bana şey diyor yani lütfen... Yani gıda dahi gönderme ama lütfen hani bu mamayı gönder çünkü çocuğu besleyemiyorum. Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre her 100 aileden 74'ü bez ve mamaya ulaşamıyor. Annelerin de depresyona girmesinin en büyük nedeni de bu. Bebekler haftada 3 kutuya kadar mama tüketebiliyor. Bu da bir aile için ayda en az 720 TL harcama demek. Maddi imkanları yetmediği için bebeğini şekerli su ya da yoğurtla beslemek zorunda kalan aileler var. Şimdi bir mama var aslında doktorun tavsiye ettiği, o biraz pahalı. İşte onun altındaki mamayı denemeye çalışıyor aynı numaradan. Ama bazen de onun da altında bakkallarda satılan böyle mamalar var. Süt içiren anneler biliyorum ama süt de pahalı. Olduğu zaman dediğim gibi bu şeye doğru uzanıyor yani şekerli suya kadar uzanıyor. Ancak çocuk doktorları süt, şeker ya da nişasta kullanılan besinleri önermiyor. İlk 6 ay bebeklerimizin sadece anne sütü ile beslenmelerini, 2 yaşa kadar da anne sütü ile devam etmelerini önermekteyiz. Ancak anne sütü eksikliğinde ya da yokluğunda anne sütü yerine verebileceğimiz formül sütler öneriyoruz. İnek sütü de bebeklerde kansızlığa neden olabiliyor. Nişasta ya da pirinç unu gibi ürünlerle, inek sütüyle birlikte yapılan muhallebiler bebeklerde kronik kabızlığa yol açar. Çünkü sürekli bir katı beslenme çeşididir. Ayrıca çok önemli bir eksikliğe yani demir eksikliğine yol açar. Demir eksikliği bebeklerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini geride kalmasına neden olarak
kansızlığa, anemiye neden olmaktadır. Doktor Madak, yetersiz beslenmenin zeka gelişimini olumsuz yönde etkilediğini özellikle vurguluyor. Ekonomik koşullar ağırlaşırken ailelerin geleceğe dönük güvenleri de azalıyor. Evet, bir tane çocuğum var. Yani çocuk yapmaya da korkar oluyorsun. Yani istesen de yapamıyorsun çünkü bakamayacağın çocuğun eğitimini veremeyeceğin çocuğun yapmanın, yani bu zulmü çekmenin bir anlamı yok. Yarım kilo altını kamu bankasına yatırmak ve lise mezunu olmak. Ticaret Bakanlığı'nın gelecekte kuyumcular için şart koşmayı planladığı yönetmelik taslağının iki önemli maddesi bu. Yarım kilo altın teminat amacıyla bankaya yatırılacak ve geri alınamayacak. 48 bin kuyumcuyu ilgilendiren yeni yönetmelik henüz taslak aşamasında ama tepkiler var. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kuyum ticareti hakkında yönetmelik taslağına göre ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altın teminat olarak istenecek. Yaklaşık 210 bin liraya denk gelen altın kuyumcular tarafından kamu bankalarına yatırılacak. Altını teminat olarak yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak ve faaliyeti devam ettiği sürece kuyumcular bu altına dokunamayacak. Sadece faizini alabilecek. Yönetmelik henüz resmiyet kazanmadı. Vergi uzmanı Türkmen, taslağın Birleşmiş Milletler Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2018'de yapılan denetimin yansıması olduğunu söylüyor. Bu ev ödevleri yapılmazsa Türkiye kara listeye alınacak. Kuyumcu olabilmek için yetki belgesi almak tamam, kamera konulması tamam. Ama her kuyumcudan 500 gram teminat istenmesi, 500 gram altın teminat istenmesi... Yetkili müesseselerdeki ve kıymetli maden şirketlerindeki uygulamalara benziyor. Yarım kilo teminat vermesi istenen kuyumcuların yarım kilo sermayesi olmayanlar da var. Dolayısıyla bu hükmün değiştirilmesi gerekir. Bu kadar yüksek bir tutar belirlenmemelidir. Kuyumcular Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Türk, düzenlemenin sektör temsilcilerinden çok fazla görüş alınmadan hazırlandığını belirtiyor. İşletmelerin mal varlığının sigortalanması, bu çok zor bir şey. Diğer taraftan her kuyumcu için 500 gram kamu bankalarına ve kamu katılım bankalarına teminat verilmesi. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası olmak üzere. Biz bunları tabii ki itiraz ettik. Çünkü biz bir para işlemi yapmıyoruz. Yani para alıp satmıyoruz. Bir gram bile olmasını kabul edemeyiz. Dolayısıyla biz bir ticaret yapıyoruz. O zaman bütün ticari işletmelerde, başka sektörlerde de hepsinden teminat alırsın o zaman. DV Haber'e konuşan kuyumcular da taslağa tepkili. İnsanları zora sokar gibi geliyor çünkü iş yeri açmak zorlaştırılacak. Zaten iş pandemiden dolayı sıkıntılı. Herkes için getirirse tabii ki yani yarım kilo bankada bir sermaye bırakmak demek. Sıkıntı olacaktır tabii. Sermayemizden sonuçta. Sonuçta onunla para kazanıyoruz. Diyor ki... Kuyumcu açacak kişinin en az lise mezunu olması gerekiyor. Ben bu maddenin kalkmasını talep ediyorum. Zaten reisimiz de buna zaten izin vermez. Halkla iç içe olanlar lise, üniversite mezunu olsun. Ama işi açanlar ilkokul okuyan da açsın. Hiç okumayan bir insanın da gelip ticarete atılsın. Bu yarım kilo da olur, bir kilo da olabilir. Gelsinler bu yarım kilo yerine bir kilo yatıralım bankaya. Devlete de güç anlamına güç katalım. Ekonomi reform paketinde küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti müjdesi veren hükümet, bütçe gelirlerini artırmak için yeni kaynak arayışına girdi. Peki gelecekte yeni vergiler de gündeme gelebilir mi? Türkiye'de yakın bir zamanda kurumlar vergisi oranının artacağını bekliyorum. Ayrıca binek otomobillerininle ilgili ödenen ÖTV'de de oran artışları bekliyorum. Bütçe dengesini tutturabilmek için bu tür düzenlemeler yapılacak. Ayrıca Mayıs 2021'de de çok kapsamlı bir matra artırımı, stok ve ihtilaflı dosyaların haline ilişkin düzenlemeler içeren geniş bir yasanın geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Türkiye'de 48 bine yakın kuyumcu bulunuyor. Yönetmelik taslağına son şeklinin ne zaman verileceği ise henüz netlik kazanmadı. Türkiye'de tarım üreticileri fiyat endeksi 19 ayın zirvesini gördü. Şubat 2021'de 86 üründen 61'inin ortalama fiyatında artış oldu. Vatandaşlar gıda fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi. Uzmanlarsa hem küresel hem de içerideki riskler nedeniyle
önümüzdeki aylarda fiyatlarda bir miktar daha artış bekliyor. Tarımda maliyet artışının sebeplerine ve çözüm için neler yapılmalı sorularına yanıt aradık. Tarımda maliyetler artıyor, tüketici zam gelmesinden endişe ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksli Şubat verilerini açıkladı. 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,32'lik bir artış gerçekleşti. Verilere göre Şubat 2021'de endekste kapsanan 86 maddeden 22 maddenin ortalama fiyatında düşüş gözlendi, 3 ürünün ortalama fiyatında da değişim olmadı. Ancak 61 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. Temel girdi maliyetlerindeki artışlar ithal ham madde, yakıt, enerji gibi sektörlerden kaynaklanıyor. Özellikle bizim çok yıllı üretim dediğimiz bu yonca, yiğidi, efendim bu tür üretimlerin devlet tarafından teşvik edilmesi lazım. Hayvan yeminin teşvik edilmesi lazım. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Mazot maliyetlerinin en azından ÖTV'si ortadan kaldırılabilir. Bunlar yapılmadığı sürece tarım üfe dediğimiz tarımsal malların üretici fiyat endekslerini aşağı çekmek mümkün değil. Geçtiğimiz ay tüketici fiyat endeksinde de aylık %0,91, yıllık %15,61 artış olmuştu. Vatandaşlardan bazıları fiyatlardan şikayetçi. Ancak üreticinin de düşünülmesi gerektiğini savunanlar da var. Tamam, biz de cebimizi düşünüyoruz ama onları da düşünmek lazım. Onlar da satıcı sonuçta. Yani kendimize uygun olanları alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Fiyatlardan kim memnun da biz memnun olalım oğlum. Ama yapacak bir şey yok. Nasıl olsun fiyatlar? Daha oğlum bir şey almadık, bir şey şey etmedik. Pahalı. Fiyatlar pahalı. Yanaşılmıyor. Geçim zaten zor. Sıkıntılar var. Bir de Covid eklendi. İşsizlik, her şey üst üste geldiği için halkın geçimi zor yani. Pazar esnafı da yüksek fiyatlar için maliyetleri işaret ediyor. Vatandaş zor durumda gerçekten. Alamıyor. Alım gücü zor yani. Biz de üzülüyoruz. Bir esnaf olarak üzülüyoruz yani gerçekten ama bizim için de zor. Hemen hemen gübreye zam, mazota zam, her şeye zam yani. Ama altından kalkamıyoruz yani. Yeniden tabii mazotuydu, nakliyesiydi, kirasıydı. Yani işçilik parasıydı. Böyle oluyor yani. İster istemez fiyatlara yansıyor yani. Bir de bu pandemi süreci nedeniyle kaynaklanıyor yani. Hükümet arz kaynaklı sıkıntı ya da stokçuluk nedeniyle fiyat artışlarının önüne geçmek için zaman zaman ithalat kanallarına yöneliyor. Peki ithalatla yurt içindeki fiyatları dengelemek mümkün mü? Özellikle kurların istikrarlı gittiği dönemde olur. Çünkü ithal ettiğiniz ürünün oradan bir maliyet artışı olmayacağı için ama kurun volatil, dalgalı olduğu ve yukarıyı zorladığı ortamlarda hem ithalat yöntemini kullanmak zorlaşır hem de beklenen fayda azalır. Çünkü o ürünün de fiyatı görece yüksek kalacaktır. İçerideki yüksek fiyat baskını telafi etmesi de zorlaşır. Profesör Doktor Aslanoğlu, gıdadan gelecek risklerle baş edebilmek için arzın talebin üzerinde tutulması gerektiğini söylüyor. Tarımsal arzı arttıracak bir kapsamlı tarım reformuna ihtiyacımız var. Yani Türkiye nüfus artışıyla, turizmle, bu yıl tabii turizmde yok ama normalde oradan gelen nüfus baskısıyla ve göçle, aldığı göçle gıda talebi yükselen, hızlı yükselen bir ülke. Buna karşın arzı yeterince arttıramazsak zaten bu fiyat baskısı hep devam eder. Uzmanlar girdi maliyetlerinin düşmemesi durumunda gelecek aylarda fiyatlarda bir miktar daha artışın olabileceği görüşünde. Sebeplerse kuraklık, koronavirüs gibi küresel baskınların yanı sıra yurt içindeki kur baskısı. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlerin çok daha fazlasına DV Türkçe'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. Yarın 18.25'te Facebook ve Twitter canlı yayınımızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.